Yağmur oluklarını da çizmemiz lazım. Yağmur oluklarını çizmek kolay. Zaten bu dış kontürümüz olduğu için onu hemen bir offsetle çizebiliriz. Offset diyelim, 10 santim diyelim ve dışarıya yağmur oluğu genelde 100'lük, 130'luk bu şekilde olur. Yağmur oluğunu da böyle kolayca çizmiş olduk. Tabi buna da yağmur oluğu diye bir şey var mı? Yağmur oluğu diye bir şeyimiz burada varmış. Nerede kullanmışız onu? Şu yağmur indirme borularında kullanmışız. Şu kırmızı renkli olanlar. Bunlara yağmur oluğu demişiz. Bunlar yağmur borusu aslında. PVC yağmur borusu. Şunlar yağmur oluklarıdır. Pekala, bunu da o zaman şöyle yaparım. Yağmur oluğu yazan kısmın şey biraz rengini değiştireyim. Evet. Şunların köşelerinde de yağmur indirme boruları oldu. O yağmur indirme borularını da çizelim. Geçerli layer'ımız da yağmur oluğu layer'ı olsun. Şu boruları da şuradan şöyle çizelim. Evet. Derelerin olduğu yere koymuyorum. Köşelerin uçlarına koyuyorum. Dikkat edin. Şuraya da. Şuraya da koyalım. Şimdi şunları indirirken bir şey dikkatimi çekti. Şuradaki mahyayı yapmamışız. Unutmuş olabiliriz. Doğrudur. Bu mahyayı gözden kaçırmışız ama şunları şuradan alarak 15 saniye içerisinde kopyalayabiliriz. Kopyalama merkezi mirror'ından tutup tıklayıp evet, karşıya da şu mahyayı atmış olduk. Bunları uzatalım. Şimdi buna tıklıyorum. Şuna tıklıyorum ve buna tıklıyorum. Şimdi shift'e basıyorum. Tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. 3 ucu da yakaladım. Ve bu 3 ucu da şöyle aynı eksen üzerinde, bakın aynı eksen üzerinde uzatıyorum. Ekseni, extension'ı açık, bakın buraya kadar getiriyorum. Şimdi aynı işlemi bunun için yapacağım. Buna tıklıyorum, buna tıklıyorum, buna tıklıyorum. Shift'e basıyorum. 3 uca tıklıyorum şimdi. Bu 3 ucu da aynı extension çizgisi üzerinde. Evet, getiriyorum. Şimdi extend yapabilirim. Şöyle yapalım. Extend, enter, enter. Bu bir daha uzasın. Bu içeride kalsın. Bu da bir daha uzasın dışarıya kadar ve trimleyelim. Evet, bunu da birleştirmiş olduk değerli arkadaşlar. Tabii bunu yapıp böyle bırakmıyoruz. Zira bunların birbirine bağlandığı yerler varsa bunlarda şöyle bir bağlantı atılması lazım. Hatta bakın şurada da atılması lazım. Şurada çatı mahyayı seçip evet. Burada bunları birleştiren çizgilerin olması lazım arkadaşlar. Yoksa hata yapmış oluruz. Bunlar da mahya. Bunlar düz mahya. Bunlar dere mahya. Şuraya da atmış olduk.
Evet, bu şekilde eksiklerimizi de gördükçe gideriyoruz. Çalışmamızda en son yağmur indirme borularımızı yapıyorduk. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Şuraya bir text alalım. Text stili de genel yazı stili olsun veya Time News Roman olsun. Çatı yazıları layer'ı seçili olsun. Çatı yazıları layer'ı seçili olsun. Seçtim. Ve buna yağmur indirme borusu diyelim. Evet. Şimdi bunları seçelim. Ve şuradan bir evet. Evet. Bunları da böyle yerleştirmiş olduk. Yağmurun iş borularını da göstermiş olduk. Şimdi bunların bazı yerlerde kodlarını vermek gerek. Örneğin duvar yüksekliğinin nasıl olduğunu bulabilmek için ne kadar çıkartacağız yukarıya veya şurada çatının yüksekliği ne kadar, bunları anlayabilmek için bazı yerlerde kodlarını vermek gerek. Bunları hesaplamaktansa projesine bakıp uygulamak daha hızlı ve pratik olacaktır. Öyle yapalım. Şöyle Bodrum kat projesini açalım. Şimdi şurada bakın kod var. Ne diyor bu köşeye? 17.90. Bizim projemiz içerisinde giriş katında şöyle bir şey yapmıştık. Şunu alalım. Copy diyelim. Hatta bunu şöyle şuradan uzatalım. Evet, bunun böyle alsın kendi içinde. Şunu şöyle bir küçültüp şimdiye kadar hiç projemizi kullanmadık. Hep kendimiz yaptık. Siz de bence benim yaptığım gibi yapın. Öğrenmiş olsun. Yani beni takip ederek yapın. Projeyi kullanarak yapmayın. Boş verin. Copy diyelim. Mesela bu duvarın dibinde 20-35'miş. 45 santim yükselmiş. 35. Tam perdenin üstüne de bir tane atmış. Tam perdenin üstüne de 20-85 atmış. Demek ki perdenin yüksekliğini öğreniyoruz buradan. Çatı 50 santim geçiyormuş perde. Şurası 19.33.
İstersen şöyle tutup tam ortasından kendisini çevirip şöyle de yapabilirsiniz. Evet, şimdi zaten aynı aks üzerinde şuranın da aynı olması lazım. Şuraya da bir tane atmış. Atalım biz de 20-35. Şu hizaya bir tane koymuş. Tamam, şu hiza 20-35'tir. Doğrudur. Bu şekilde kodları da koymuş olduk. Şuradaki kapı girişinde ifade edersek devam edeceğiz diğer çizimlerimizle.